Sevgili izleyiciler, Adnan Menderes Üniversitesi ve İletişim Fakültesi'nin TV'den kanalı işbirliğiyle hazırlamış olduğu Acıdan programına hepiniz hoş geldiniz. Hemen sizlere konuklarımdan bahsetmek istiyorum. Alfarabi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Doktora Öğretim Üyesi Nurcan Kuantoğlu ve İletişim Fakültesi öğrencisi çevirmenimiz Turana Hasanova ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz. Ben hemen birazcık onu tanımak istiyorum, konuğumuzu. Buyurun lütfen, biraz kendinizden bahseder misiniz? Представьте себя, пожалуйста. Меня зовут, значит, Нуржан Контайулы. Я профессор, доцент кафедры журналистики Казанского государственного университета имени Аль-Фараби. Но уже с 1995 года работаю на факультете. 1995 yılından itibaren Kazakistan Al-Farabi adına devlet üniversitesinde gazetecilik fakültesinde doktor profesör olarak çalışıyorum. 1993'te üniversiteyi bitirdim. 2005 yılında 2006 yılına kadar Almata'da gazetenin baş editörü olarak çalıştım. Hı hı. 2009'dan 2016 yılına kadar ise Doğu Kazakistan Medya Holding'inde genel müdür olarak çalışmış. Çok güzel. Peki Al-Farabi Üniversitesi dedik. Biraz fakülteden bahsetmesini isteyeceğim. Okuldan, yani daha doğrusu bahsetmesini isteyeceğim. Расскажите что-нибудь о вашем университете. Ну, наш университет, университет Аль-Фараби, работает с 1934 года. Довольно известный университет, имеет, значит, 30 тысяч студентов, имеется также 17 факультетов, из них один факультет журналистики. Вот. Ну, как университет Адан Менделес, тоже имеет свой городок. 1934'den itibaren Almata'da kuruldu bu üniversite. 40 bin öğrencisi vardır, 17 fakültesi ve bir koleji vardır. Aynı Adnan Menderes gibi bir kampüse sahiptir. Peki ben farklı bir konuya geçmek istiyorum hemen. Bu mesleği seçerken ne etkili olmuş üzerinde? Yani neden bu mesleği tercih etmiş? Что повлияло на вас при выборе этой профессии? Ну, я мечтал с детства стать журналистом, поэтому, когда закончил 88-м годом школу среднюю, поступил в университет, здесь, значит, осуществилась моя мечта детская. То есть на факультете журналистики уже сотрудничал с газетами, журналами, то есть это как бы моя жизнь. Газетелик беним чоджуркутан хаялимде. Okulu bitirdikten sonra gazetecilik fakültesini kazandım ve gazetecilik fakültesine teşekkürümü bildirmek istiyorum. Çünkü onun sayesinde yüksek yerlere geldim. Evet. İşte böyle. Peki, biraz Nurcan Bey'e aslında ülkesini de anlatmasını istiyorum. Çünkü gazetecilik mesleği bir yerde ülkeyi tanımak, ülkenin insanlarını bilmekten geçiyor. O yüzden biraz ülkesinden bahsedebilir miyiz? Как можете описать свою страну в двух словах? Ну, в двух словах что можно сказать? Значит, Казахстан занимает 9-е место по территории в мире. Также можно отличительная черта, что, значит, у нас имеется свое агентство по космонавтике. 3 космонавта у нас казах имеется. Также готовится сейчас еще 3 космонавта на полет. Так что у нас как бы, ну, такие вот есть отличительные черты нашей республики. Arazisine göre Kırgızistan dünyanın en büyük ülkeleri içerisinde, özür dilerim. Arazisine göre Kazakistan dünyanın en büyük ülkeleri sırasında 9. yerdedir. Aynı zamanda uzayla ilgili çalışmalarımızda büyük gelişmeler vardır. 3 kosmonotumuz mevcut ve 3 kosmonotumuz da bu yolda ilerliyor. Evet. Peki ülkeden bahsettik ama turistlere, özellikle bizlere tavsiye edebileceği, görmemiz gereken yerler nereler? Чем вы заинтересовываете туристов в своей стране? Ну, если кратко в двух словах, то в Алматы можно заинтересовать туристов с горнолыжным курортным местом, например, Чимбулак, Медеу, горнолыжный каток, в котором в 2014 году прошла зимняя спартакиада, азиатские игры, извини, азиатские игры. То есть можно Алматы привлечь такими вот спортивными комплексами.
Almatı'ya gelen turistlerin dikkatini Medeo Kayak Merkezi çekebilir. Evet. Aynı zamanda 2014 senesinde Medeo Kayak Merkezi'nde Aziyat Kış Oyunları Olimpiyadı ev sahibi Medeo Kayak Merkezi Aziyat Kış Oyunları Olimpiyatına ev sahipliği yapmıştır. Oo, çok güzel. Evet. Peki ülkenin yani ülkelerindeki medya kuruluşlarının üniversiteyle ilişkisi nasıl? Чем связан ваш факультет с масс-медией и какие перспективы открывает для студентов стажеров? Ну, на факультете журналистики у нас имеется своя радиостудия, своя телестудия. То есть наши студенты практикуются уже на своих студиях. Например, на радиостудии «Сана» называется, студенты готовят программу для молодежи. И эта программа потом эту программу предоставит Республиканскому радио, Казахское радио. Вот такие есть примеры. Bizim fakültemizin kendi medya kuruluşu vardır. Ve öğrencilerimiz orada rahatlıkla staj yapabiliyorlar. Kendi televizyonları var galiba fakültenin öyle mi? Aynen. Evet. Örneğin Sana Radyo kanalı kanalında öğrenciler programlar yapıyorlar ve bu programlar gençler için hazırlanıyor. Evet. Devlet radyolarında da yayınlanıyor aynı zamanda. Çok güzel. Aslında şu an Adnan Menderes Üniversitesi'nin yani üniversitemizin yapmaya çalıştığı şeyi yapıyor üniversitesi. Biz de böyle bir adım attık. Çok güzel oldu. O yüzden çok mutluyuz bu anlamda. Peki hemen başka bir konuya geçmek istiyorum. Ülke ile ilgili aslında. Ülkenin tarım ürünleriyle ilgili. Önemli ülkenin tarım ürünleri neler? Наиболее продукты сельского хозяйства вашей страны? Ну, в Казахстане, можно сказать, много продуктов сельского хозяйства готовится. Самое известное, значит, это пшеница. Пшеница, то есть это бугдай, пшеница. У нас пшеничные поля имеются на 6 провинциях. Закупают пшеницу и Россия, и Европа. То есть есть вот такая отличительная черта именно в сельском хозяйстве. Bir buğdayı anladım. Evet, Kazakistan'ın 6 ili buğday üretimiyle uğraşıyor. Evet. İşte buğday üretiminde çok başarılı oldukları için Avrupa ve Rusya Kazakistan'dan sürekli buğday alıyorlar. Aynen. Çok iyi. Peki tarım ürünlerinden ziyade yine gazeteciliğe dönmek istiyorum. Ülkede yani ülkelerindeki gazetecilik mesleğine bakış açısı nasıl? İnsanların ilgisi nasıl? Какой тип масс-медиа предпочитает ваше население? Ну, население в основном смотрит телеканалы. У нас имеется где-то больше 10 телеканалов на казахском языке. Население смотрит телевизор. Но последние 5 лет, можно сказать, молодежь переходит на социальную сеть, то есть на соцмедию. Вот такая есть новшество. Gazetecilik fakültesi özellikle gençlerin olmakla beraber ülkenin büyük bir kesimin ilgisini çekiyor. Son zamanlarda öğrencilerin, son 10 yılda öğrencilerin %70'i kız öğrencilerdir. Oo, çok güzel. Evet. Çok olumlu bir rakam. Peki Kazakistan ve Kırgızistan'da özellikle iki yerde. Şimdi Türkiye'de artık günümüzde sosyal medyaya ilgi arttı gençlerimizde özellikle. Ama peki Kazakistan ve Kırgızistan'da nasıl? Yani sosyal medyaya mı öncelik tanıyorlar yoksa geleneksel medya mı önemli orası için? Daha çok kullanılıyor. Какой тип масс-медиа предпочитает ваше население? Давайте еще раз. Ну, масс-медиа, значит, у нас в основном телеканалы сейчас котируются. Телеканалы смотрят, можно сказать, большое число населения смотрят телеканалы. Последние годы молодежь переходит на социальные медиа, то есть социальные медиа уже как бы в тренде среди молодежи. Halkın büyük bir kısmı sosyal medya araçları içerisinde daha çok televizyon izlemeyi tercih ediyor. Ama son 5 yılda öğrenciler, yeni gençler sosyal medyada internete daha çok yoğunlaşmışlar.
Evet, yani aslında her ülkede bir anda sosyal medyaya ilgi günden güne artmaya başladı. Evet. Yeni uygulamalarla birlikte aslında gençler uygulamalara özenerekten sosyal medyayı daha aktif halde kullanıyorlar. Bu anlamda yani günümüz aslında şey diyebiliriz, medyası diyebiliriz. Artık herkesin elinde telefon var ve herkes kendi canlı yayınını yapabiliyor. Bu anlamda da televizyona ilgi büyük. Peki bir başka soruya geçmek istiyorum. Türk dünyasında gazetecilerin birlikte çalışması için neler önerirsiniz diye soru yöneltmek istiyorum. Есть ли у вас какие-нибудь предложения для сближения журналистов туркского мира? Да, есть несколько предложений есть. Значит, Тюркский мир в 2009 году был создан Тюркский совет. Это лет 10 назад. В 2012 году была создана Тюркская академия. Я думаю, в перспективе надо будет создать и единый тюркский телеканал, который будет транслироваться во всех тюркских странах. И еще хотелось бы, чтобы наши студенты, которые учатся на факультете журналистики, прошли стажировку в других странах. То есть минимум полгода прошли бы, например, в Турции, а турецкие студенты в Алматы или там в Бишкеке. Вот так вот такие вот надо будет обмен опытом, обмен студентами надо будет поддерживать. Düşünüyorum ki öğrencilerimiz en az yarım yıl staj yapmak zorundadır. Örneğin Türk ise Kazakistan'da, Kazak ise Türkiye'de. Evet. 2019 senesinden itibaren Türk Konseyi kuruldu. Ve bu Türk Konseyi'ne Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan olmak üzere 5 ülke dahil. 2012 senesinde Ortak Türk Akademisi kurulmuştur. Bu 5 ülkenin birlikte projeler yürütebileceği ortak kanalın tarafımızdan kurulması iyi sonuçlara doğurabilir diyor. Yani aslında şunu mu anlatmak istiyor Nurcan Bey? Birlikte Türkiye ile birlikte staj programlarıyla Türk öğrenciler Kazakistan'a, Kazak öğrenciler de Türkiye'ye gelip staj yapma imkanı sunuluyor. Bu çok güzel bir imkan. Bence de. Geldiğinizden beri ülkenizi, Aydın'ı ve üniversitenizi nasıl bulduğunuzu merak ediyorum ve bununla ilgili soru sormak istiyorum. Какие впечатления оставили у вас наша страна, наш город, наш университет и факультет? Очень эффективные впечатления оставил город Айдын. И очень понравился университет. Особенно мне понравилось, что университет, кампус находится на высоте. Это отлично, что там свежий воздух. И также преподаватели университета очень дружелюбные, гостеприимные. И можно сказать, они мастера своего дела. То есть профессионально преподают на факультете журналистики. Aydın'da üniversite bende çok güzel bir izlenim bıraktı. Özellikle de üniversitenin yüksekte bulunması benim en çok hoşuma giden detaylardan biri oldu. Evet. Öğretmenler çok dost canlı, çok misafirperver ve kendi alanlarında çok uzman olduklarına bizzat tanık oldum. Evet, çok güzel düşüncelere sahip Nurcan Bey. Ben ona da aslında bizim fakültemizde olmasa da hocam demek istiyorum. Ayaklarına sağlık geldiği için çok teşekkür ederim. Anavaz bu kadar. Çok teşekkürler. Peki son olarak eklemek istediği bir şey var mı? Sorabilir miyiz ya da programımızı yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Kapatalım mı? Мы завершаем программу. Последнее, что вы хотите добавить, можете добавить. Я хочу пожелать телеканалу ДЕН, чтобы они процветали. И мне очень понравился телеканал. Я желаю, чтобы он процветал, ваш телеканал и расширился. ТВ ДЕН'е келечекте бол уур арзулую. İşte, çok teşekkür ediyor size onu konuk ettiğiniz için. Böyle. Peki siz neleri eklemek istersiniz? Ben de çok teşekkür ederim. Beni buraya çağırdınız, konuk ettiniz. Evet. Radyo televizyon sinema öğrencisiyim. İkinci sınıf. Bu da benim için güzel bir deney oldu. Evet. Peki sen nasıl oldum. Değerlendiriyorsun? Bu işte Adü TV kuruluyor, Adnan Menderes Üniversitesi böyle bir işin içine adım atıyor. Çok güzel bir fırsat.
Sen neler düşünüyorsun Adi TV ile ilgili? Orada çalışıp ya da ekranın önünde, ekranın arkasında destek olma planın var mı? Uygulama anlamında çok güzel imkanlar soracak fakültemiz bize. Sana nasıl hissettiriyor bu durum? Özel hissediyor musun? Tabii ki üniversiteyi bitirdikten sonra isterim burada kalıp çalışmak. Bir de stüdyoda. Eğer böyle bir imkanlar sunulursa biz de çok mutlu oluruz. Peki. Evet, olarak. Programımızın sonuna geldik. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Büyük bir keyifle sohbet etmek. Ne kadar anlaşamasak da anlaşabilen insanlarla birlikte olmak çok keyifli. Evet, sevgili izleyiciler, Adidan programının bu haftaki programının sonuna geldik. Tekrar yarın aynı saatte farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.